Ya biz bu yayın aralarında da tabii üç kadın burada hani susmuyoruz. Çok zevkli bir şey. Acayip eğleniyoruz. Ama tabii sizi de bundan mahrum etmeyelim. Madem öyle de kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son Şebnem'e şu soruyu soracağım. Sonra bu işin günümüz masalsı aşklarına getireceğim. Sosyal medyada şimdi dedin ya hani gözümüzü açıyoruz tak Instagram'a bakıyoruz bilmem ne. Şimdi mahvetti bizi. Ama bir yandan çok da garip hani mucize dediğimiz aşklar da görüyoruz. Ay maşallah ya çok güzel gidiyor bunlar da filan dediğimiz aşklar da hani yok değil çok az belki ama onlar da zaten Instagram'a koymuyorlar herhalde nazar değmesin diye. Ne yapacağız biz bu sosyal medyaya? Hakikaten böyle hani balta gibi indirdi diyebilir miyiz ilişkiler Şimdi için? bugünün mottosu you matter. Her şeyden önce sen. Artık Evet. biz diye bir duygu yok. Kalmadı doğru. Dolayısıyla gerçekten gözümüz toprağa bakmadan önce her şeyi deneyimleme hevesindeyiz. Evet. İşte ne bileyim bir ev Sistem alan yok. bunu aslında bize Aynen bir ev dayatmıyor mu? alan yok. Evet. Bir para biriktiren yok. Ne bileyim işte Sürekli. aynen bir koşturmaca içerisindeyiz. Kiradan kiraya çıkıyoruz. Kamboçya'ya tatile gitmeye çalışıyoruz. Bankadan kredi çeken arkadaşlarımız var. Böyle Doğru. organizasyonlar için. Doğru. Coachella'sıydı, Burning Man'iydi, San Sebastian Cheesecake'iydi. Bir sürü şey var oralarda gördüğümüz sosyal Doğru. medya ekranlarında ve deneyimlemeye çalıştığımız. Aşk da bunlardan biri. Ve insanlar sanıyor ki orası bir alternatif denizde. Çok fazla alternatif var. Fakat çok alternatif, hiç alternatif demektir Doğru. benim için. Dolayısıyla şimdi İki kişi bir kanepede oturduğu zaman iki sevgili, iki eş, üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci şahıslarla birbirini aldatabiliyor. DM'si olsun, WhatsApp'ı olsun. Tabii. Ve insanlar hani böyle diyor ya işte sosyal medya çok ilişkileri bozdu, artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben şuna inanıyorum, bu dönemin çerçevesi içerisinde biz kendi yolumuzu bulmak durumundayız. Dedemizin DM'si olsaydı yürümeyecek miydi DM'ye? Ya o Demeden zaman kimseye da başka yani. türlü bir DM'ye Dedemizin akıllı yaşıyordun. telefonu olsaydı WhatsApp'tan değil mi? Ekran görüntüsü Riyazı alıp alıp. 10 tane arkadaşıyla paylaşmayacak mıydı? 21 günde bolluk Ay. bereket yapmayacak mıydı? Bunlar Kimdir? şu anda bizde var. Yani durum bu. Ve bununla ilgili kendimize sormamız gereken şey şu. Biz aslında ne istiyoruz? Aslında o dönemin sorusu da, şimdinin sorusu da bu. Mesela ben bundan 2 sene öncesine kadar çocuk yapmak istemiyordum. Yani öyle bir gündemim yoktu. İş daha öncelikliydi benim için. Ama sonra oturdum düşündüm ve dedim ki içimde böyle bir duygu yeşermeye başladı. Galiba ben o sulardayım şu anda. Ne istediğimi hayatta ilk defa bu kadar net bir şekilde yani özel hayatımda bildiğim bir dönem oldu. Ve bu yolda ilerledim. Yani o suyla birlikte aktım. Şimdi hani bu da aynen sosyal medyada da aynı şey. Sen gerçekten birinin elinden tutup sana yarenlik etmesini, sana can yoldaşı olmasını, yalnız anlarını paylaşmasını, dert ortağı olmasını istiyor musun? Hepimizin dilinde bu var, istiyorum diye ama gerçekte istemiyor insanlar. Ya Yani bakın baktığın zaman genel bir liste var hepimizin elinde ve o kriter listesi 3 aşağı 5 yukarı herkesin aynı ama aynı olamaz. Çünkü hepimiz farklıyız, ihtiyaçlarımız farklı. Dolayısıyla eğer gerçekten ne istediğini biliyorsan o iş sosyal medya dünyasını yaşadığımız şimdi de olur, sonra da olur diyorum ben. Sen Aynen ne öyle. diyorsun Ya bilmiyorum. ben en yakın arkadaşlarımı sosyal medya Instagram'dan şu anda hayatımdaki en kıymetli diyeyim. Çok en kıymetli deyince kıyaslamak şimdi birazcık şey acıttı canımı. Beni biri böyle nitelemese üzülürüm. Ama çok ciddi anlamda mesai paylaştığım ve kıymetli nitelikli zaman paylaştığım diyeyim dostlarım ben Instagram'dan tanıdım. Var canım Saat o. gece 4'te bana bir DM geliyor. Ben çalışıyorum çünkü genelde yazabilmek için gün ağrırken kalkmayı seviyorum. Ya da o saatte hala uyanık oluyorum. Çünkü yazıyor oluyorum ya da bir çizimin, bir şeyin, derdin peşindeyim. Çözmeye çalışıyorum. Ben özelden mesajlara cevap veriyorum. Nasılsınız demiyorsa. Nasılsınız diyorsa, erkekse, eğer az paylaşımı varsa 3000 kişi takip edip sadece 25 kişi onu takip ediyorsa ben blokluyorum.
Ben normal hayatta da öyle yaşıyorum. Ama artık biz mevzuyu çözdük şimdi. İlk zamanlar sosyal medyada böyle bir şeyin ne olduğunu da tabii paldır küldür hepimiz bir sosyal medyadan önce bilmiyorduk. Şimdi çözdük ama doğru. Dediğin gibi ve senin dediğin gibi bir taraftan kaybettirip bir taraftan kazandırdığı noktalar da var tabii ki. Ne kadar ve nasıl kullandığımızda biraz yani doğru orantılı. Gerçekten senin dediğin gibi insanları birleştirmede inanılmaz bir mucize yarattı. Bir de kadın tabii. ve erkek arasında eskiden kadının olabildiği alan adına ciddi anlamda bir adaletsizlik vardı. Sosyal medya aslında erkeklerin çok işine gelmiyordur bir taraftan. Çünkü Instagram sayesinde pek çok kadın doğru. şu anda birebir olamadığı alanda orada. Varlık kazandı. Orada. Tabii, doğru. Dolayısıyla bunu hazmetmek için tabii ki aynen söylediğin gibi bir dönem biraz önce kameralar yokken konuştuğumuz o kamünün veba hikayesi ama senin dediğin gibi biraz önce aynen söylediğin gibi nasıl ki şimdi bu var ve bunun içinde seçimlerimizden biz sorumluyuz. Nasıl baktığımızı seçmek durumundayız. Evrilecek ve bu aslında bir kısa yol gibi görünüyor. Kısa yollar iyidir. Dünya zamanı kısıtlı. Ama bunu layığıyla kullanırsak işte oğlum benim sabahleyin bir kişi takipçisi olmuş. YouTube kanalı açtı. Babası ben Amerika'dayken Estes'te çalışmaya gittim. Orada ben tabii dünyadan bir haberim, bağımı da iyice kopardım. Kimseyle hiçbir ilişki kurmayacağım modundayım. Dağlara baka baka uluyorum öyle bir haldeyken. Onlar YouTube kanalını açmışlar. Benim izin vermediğim YouTube kanalını 9 yaşındaki bir çocuk için. Aha. Tabii. Ve oğlum her sabah kalkıp kaç tane takipçisi var ya. Diye. Bir tane geçen cumartesi günü eklenmiş. Anne 13 kişi takip ediyor beni dedi. Şimdi... kapatabilirim YouTube kanalını ama bir kez aldı onu. Artık evriltmesini, olgunlaştırmasını izleyip, şahitlik edip, onun güvenli alanda olabileceği şekilde yanında yöresinde olmaktan başka çare yok. Tabii elin üzerinde olacak. Babasına da ayrıca teşekkür etmişsindir diye düşünüyorum sen yokken. Babasıyla olan kapıları arkasında kameralar asla giremiyor oraya. Canım sağ ol. Özür dilerim seni seviyorum beni affet. Diyor ki bir de diyor ki. Canım hiç böyle düşünmemiştim. O nasıl bir şey yani? Ya o da bir çocuk. Bütün erkekler evet, gibi öyle. Diyeceğim. Genellemeyelim deyip burada genelleme yok. Genelleyebiliriz. Kameramanımız da gülüyor bu arada ben öyle deyince. Kameramanımız erkek tabii ki. Tabii ki. O, ama ya, hepsi kabul ediyor bence bunu. Şimdi şunları soracağım Arbil. Ya ben biliyorum da bir izleyenlerimiz merak ediyor ben eminim. Arbil'in oyuncakları. Arbil'in oyuncakları. Arbil'in sunağı orası yani. Arbil'in... ne tılsımları diyeyim ya yani bence. Ya vakti zamanında ben uzunca bir süre nişanlı kaldım. Nişanlı olduğum adamın babası benim elimden su içmezdi. Ben büyücüyüm diye. Ya evet o onun gönlünün baktığı yer. Bana genelde gönlü bakanların gönlü çok geniştir. Dokunduğuma şifalı olduğum söylerler, söylenir. Ama aslında kim ki yüreğinden söz söylüyor, kim ki yürek gözüyle bakıyor şifalıdır. O yüzden anne ateşini senin dudağını değdirip de ölçtüğünde zaten sen iyileşmeye başlarsın. Bunlar da benim oyuncaklarım ama bana iyicil yerden gelenler. Ben ne zaman bir alana gitsem tipik bir büyük kedi olarak Sare'nin kulaklarını çınlatayım. Oraya kendi oyuncaklarımla gidiyorum. Oyun arkadaşlarımla buluştuğumda oynayacak çok şeyimiz olsun diye. Onlar benim için alanı tutuyor. Burada mesela ortası delik ki Japon öğretisinde ben bu şu anda kameraya bakıp kendimi görebiliyorum. Bir kalp var. Çok zor bir zamanda hamile kaldım ben. Eşim işle ilgili bir geçiş dönemindeydi. Ve geleceği hiç öngöremiyorduk. Kayınpederim o dönemin zorluğuna istinaden... bir avazda doğru derler ya, bebekte iri, kocaman, ben bu kadarcık, o böyle. Sonradan genişledim. Neyse. Baktım hayat salon salon manşe, ben de birazcık genişleyeyim dedim. Bal börek. Neyse, oğlumuz doğacak, ben 7 aylık hamileyim. Kayınpederim bizi Çanakkale'ye, Kum Otel'e götürdü. Nefis bir alandır. Bütün Anzak şeyleri de Avustralya'dan oraya gelmişler. Dolunay var diyorum, meğer bir adamın poposuymuş. Denize giriyorlar. Böyle bir alandayız. Biz, kayınpederim, ben, eşim, göbüşte de Tayga. Bir de Anzaklar. Ve onların genelde giyinik olup uyudukları zamanlarda gündüz oluyor. Biz deniz kenarına iniyoruz ve sırf kum, otel adını oradan alıyor zaten.
Ben de her yerden o zaman da şimdiki gibi bir iz taşımayı severim. İşaretler anlamlıdır ama aslında şu olacak demek için değil. Doğru yoldasın, akıştasın demek için. Kumun içinde ya burasıydı ya totosu yani ya şurası ya burası ya burası. Üç tarafından bir tanesi kumun içinde çıkmış. Ah dedim, kumun içinde bir tane taş kesinlikle işaret. Daha büyüğü olabilir mi işaret? Hakikaten yani. Aldım. Biz de şu kameraya gösterebilir misin taşın şeklini de bir görmek isteriz. Kocaman bir kalp. Ya. Ve bu kalp taşı aldım. Karnımın üstüne koydum. Uzandım. Hatta bir fotoğrafım var bir tane. Uyudum, uyandım. Endişelerimi oradaki denize bıraktım. Fırtına hep etrafımızda döndü. Bizi hiç ıslatmadı. Ama gökyüzü öyle haritalar çizdi ki ileride umutlu, aydınlık günler var, ben bildim. O günden beri bu taş kalp aslında taşın bile yunup yıkanıp kalbe dönüşebildiği, ısıtabildiğinin benim için emaresi. Her masal anlatısında özellikle bu benimledir. Diğerleri de farklı farklı oyuncaklar. Bu mesela Serpil'den vardı, müzesinden kırıldı. Onu onardım. Japonların çok özel, kırılana kıymet veren. Senin bütün kitaplarında bence bir çeşit kitsuki mi deniyor, öyle bir şey. Kırılan yerlerini altın yaldızla hikaye edip insanlarla paylaşıyorsun. Ya, ne güzel yapıyorsun. Söyledin. İşte bu çanak da öyle. Aldı canımsın. Burada mesela yazıyor bereket ile ilgili benim yazdığım bir cümle, ama bu da bir bereket kasesi. Üzerinde de kadim bir dua var. Dolayısıyla içinde üzerlik var. Bu üzerliği burada biz programı bitirdikten sonra yaka yaka giderim ben. Çıkarım yoldan yukarıya doğru. Nazarımız mazarımızda kalmaz. Bunlar bir başkasının hediyesi. Yine beni izlemeye gelen çok can. Bu bir dostumun hediyesi. Atlar benim için çok kıymetli. Hepsini sayabilirim. Bu da birkaç gündür çizdiğim, kime niye çizdiğimi bilmediğim. Ama şimdi biliyorum ki sana getirdiğim bir desenim, çizimim. Ya, hatta şimdi vereyim çok sana. Çok güzel. Dolayısıyla hayat bir oyun. Biz oyun arkadaşlarımızı aslında yolda karşılaştığımızda iyi ya da kötü diye, yanlış ya da doğru diye ayırma gafletine 40'ımızdan önce düşebiliyoruz. Kuvvetle muhtemel 30 civarındasın. 37 yaşındayım. 37 yaşındasın. Sen çok önce çözmüşsün. Hı. O yüzden zaten bu kitaplar çıkıyor. Sen bir istisnasın ya, bence. Deniyoruz genelde bakalım. 40'tan sonra öngöremiyorum seni. Daha da. Oyun arkadaşının doğru ya da yanlışı yok. Oyun arkadaşının iyi ya da kötüsü yok. Sana kattıkları zaten. Aynen öyle. O yüzden ben oynamak için buradayım. Oynarken hatırlamak, hatırlatmak için. Şimdi dans ediyorum bu arada. Ha ya, evet Arbil. Çok enteresan bir şey öğrendim Arbil'den. Yani takip ediyorum ama zaman zaman yine dönüp dolaşıp sosyal medyaya geleceğiz. Ama hani bazen de o akışta en yakın arkadaşların ne yapıyor, onları da kaçırıveriyorsun. Arbil çok tatlı bir şey başlatmış ya da başlamış. Dans ediyor sokakta. Ne oluyor, nasıl oluyor, neden yapıyor, hemen öğrenelim. İnsan kendisiyle barışık olmayıp yolda o düğümleri çözmek için doğuyor. Kimsenin birebir barışık olabildiğini doğduğu andan itibaren düşünmüyorum. Ben ki 6 yaşında kanser oldum ve sol gözümü kaybettim. Şu anda da aslında eğlenmeyi seçtim. Yine bu da bir oyuncak. Hı hı. Çünkü protez kullanıyorum ve protezi takamayacak gibi şu anda orada bir iltihap var. Bununla sanki hastaymışım gibi de dolaşabilirim. Nefis aksesuarlar, oyuncaklar, süsler, püsler takarak da kutlayabilirim. Çünkü aslında bu bana bir başka bakış açısı getiriyor. Hı hı. Kusur denen şeyin aynı bu çanağın kırığı gibi senin yaşadığın sorunların içinde o gözlemlerinle aslında hicvedip ama hep umuda bağlanabilecek bir yeri keşfedişin gibi birbirimizin hayatına bir sürü böyle ana şahidiz. Ben dans etmeye hep meyilliydim. Çünkü uçmaya meyilliyim. Dalmak uçmak gibidir. Defalarca zıplayarak da denedim, olmuyormuş. Ama dans etmeye başladığımda muhtemelen konuşmaya başlamadan önce dans ettim. Zamanında Sait Sökmen'le dans ederken, Levent Kırca, Oya Başar'la çalıştığım dönemde çok güzel o yaş için 19-20 yaşında ciddi anlamda kazandım. Ve
bunun bedelinin öyle olabileceğini öngörmeden aslında manen çok güçlendim. Şimdi dans edişimse Mustafa ile beraber yola düşüyoruz. Her an ülkenin herhangi bir yerinde karşımıza çıkabiliriz. Şöyle ki sokakta kulağımda kulaklık, bu da yine aslında eşimin bana hediyesi. Wireless'la bir masalcı nasıl birleşir? Adam çok iyi satıcı. Aşk da satıyor, adam da satıyor söyleyeyim. Bana kulaklığı satmaya çalışırken hadi kalk şurada bir dans et dedi. Bebekteyiz ve o sırada bir bebek de koşudan dolayı parkta müthiş kalabalık. İzdiham, Burcu Esmersoy var. Arkasında amcalar dolaşıyor böyle. Şimdi amcanın burasında bir bel var. Belli ki o hayatında o tayt yeni almış. Taytın üzerinde bir şort var. Cillop gibi Nike ayakkabılar. Ay demeydim iyiydi. Neyse spor ayakkabılar. Ama belli ki tabanı daha sabah yeni yere değmiş. Öyle. Önde Burcu Esmersoy. Sarışın sarışın Afet-i Devran. Işık saçıyor. O ışığın etrafında, arkasında da bir de muhasebeci, ondan sonra bankada belli deskin arkasında epey bir zaman durmuş. Çünkü şu sefahat kemerinden anlıyoruz. Onu şeyle işte o çantayla kapatmaya çalışmış ama olmamış. Elinde telefon. Biraz önce işte indik. Şimdi Burcu'nun arkasındayız tabii o asker arkadaşı olduğu için. Böyle bir alan var ve ben böyleyim. Sen de dans ediyorsun. Uluç dedi ki daraldıysan kalkalım. Yok yok duralım dedim. Çünkü o çok memnun, izliyor. O da ondan zevk alıyor. Ya dedi müzik dinle biraz. Olur mu olmaz mı ama wireless bana şimdi filan. Ya dedi bir dene çok seveceksin. Kulaklığı bir taktım. Bütün orası gitti. Güneş. Burcu Esmersoy güneş. Ondan sonra deniz şıkır şıkır. Vapur geldi. Martılar indi. Bir tane kedi geldi patisini yasladı. Ay çok güzel hayat. Adamın o göbeği falan, ay dedim acaba neydi, lazanya mı yemiştir falan, her şey keyifli. Sonra dans et dedi. Ben gayipten ses duyuyorum yani büyücüyüm. Ne dedim acaba gayipten mi? Şöyle yaptım, adam diyormuş koca, dans et. Emin misin dedim, benimki deli, benden deli, bakınca değil, en tehlikelisi odur. Ben kalktım, popomu döndüm, bu arada popom fena değil. Sonra dans etmeye başladım. Ben dans etmeye başlayınca, ama bir tabii ne olursa olsun kerteriz bir paravan aldım. Kalabalık o adam, Burcu Esmersoy, martılar, her şey bu tarafta kalıyor ve kalabalık. Koca arkamda, arkamı sağlama aldım ve dans etmeye başladım. 10 dakika, 15 dakika kaptırdım. Çok keyifli. Arbil, son bir dakikan var, bağla. Şimdi hayat şarkısını söylerken bizi şarkılar bizleştirir ve birleştirir diye herkesin bedeniyle birleşmesi için sokakta dans ediyorum. Oh be, işte bu. Sokakta dans ederken sadece kendi şarkımla dans ediyorum. Çünkü senin kalbinin içinde bir ritim var ve o ritim senin şimdi ne yapmak istediğini, nereye doğru gittiğini biliyor. Sen onu takip et yeter. Sen kendi şarkını, sen kendi şarkını, ben kendi şarkımı dinlerken, biz kendi şarkılarımıza dans ederken bütün şarkıların bizi birleştirdiği bir yerde buluşmak niyetiyle, herkesin dans edeceği bir alan yaratmak niyetiyle bir gün bir yerde karşılaşabiliriz. İşte bu kadar. Hayat şarkısını söylerken hashtagine bir baksınlar ve izlesinler istiyorum. Ay yaşasın. Instagram. Karşılaşırsak ben de dans ederim. Hiç. Karşılaşalım. Şey aynı gibi karşılaştıralım insanı. Dans eğitimi almış. Efendim, yani geldik tabii, program yetmiyor, yetmeyecekti. Biliyorduk biz, o yüzden. Biz bir daha geleceğiz dedik ama. Yani net o bir kere hiç şaşmayacak. Bir kere daha ağırlayacağım. Efendim, Şebnem Burcuoğlu Aşk Satar son kitabı gidiniz alınız. Arbil'den de kitap bekliyoruz. Baskı yapıyorum ben. Herkes adına hiç merak etmeyin. Biz haftaya yine burada salı günü saat 15'te Women TV ekranlarında olacağız. Görüşmek üzere. Çok da teşekkür ediyorum sizlere geldiğiniz ederiz için. Salı gününe dek hoşça kalın efendim.